Yok, ben yediklim değil, karma çözeceğim. Aleykümselam. Yeni gelen arkadaşlar da aramıza hoş geldiler. İlk defa katıldık diyenler var. Merhabalar herkese. Herkese iyi akşamlar. Merhabalar gençler. Evet, bırakmadan çalışmaya devam. Ben iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Biraz sıcak Isparta. Biraz değil, bayağı sıcak. Çok alışık değiliz bu sıcaklara. İyi akşamlar herkese. Hayır, kampımız Ahmet Hoca ile çakışmıyor gençler. Onu bir söyleyeyim. Onunla ilgili çok sorular geliyor. Ahmet Hoca Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar yapacak. Biz onunla sürekli diyalog halindeyiz zaten. Ben de Pazartesi, Salı, Çarşamba yapacağım. Hiçbir şekilde Ahmet Hoca ile çakıştırmayacağız, tamam? Zaten biz onunla diyalog içindeyiz sürekli. Beraber de çalışıyoruz. Yıllardır da tanışıyoruz. Çakışmasın diye de uğraştık bayağı. Adana'ya yaklaştım ama gitmedim. Gitseydim fotoğraf atacaktım. Döndüm gençler. Evet, Mersin, Adana, Urfa, Antep. Allah yardımcınız olsun gerçekten. Durumlar biraz daha fenadır oralarda. Kampta bu arada 60 kişilik kontenjan kaldı. Onu da söyleyeyim. Düşünenler varsa acele etsinler. Pazartesi başlıyoruz. İlk hafta konu özeti yapacağız gençler. Ondan sonra da deneme ve soru çözümüyle hızlandıracağız olayımızı. Çıkmış soruları çözeceğiz artı. Evet, Ahmet Hoca ile şöyle. Ben Pazartesi, Salı, Çarşamba yapıyorum. Ahmet Hoca Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar yapıyor. Yani 7 gün tarih coğrafya doldurduk bakalım. İnşallah güzel olacak. O da önceki kampımıza katılan arkadaşlardan da vardır belki aranızda. Çok faydası oluyor. İnşallah sizler için de 18'de 18 olur. Evet, hadi başlayalım mı? Haydi başlayalım bakalım. Toparlandık. Evet, her hafta daha önceki yayınlarımıza giren arkadaşlar bile biliyorlardır. Biz hiçbir zaman A, B, C, D deyip geçmeyiz. Soruları tek tek açıklayacağım. Kampta da böyle yapıyoruz gençler. Soru çözmüyoruz aslında, konu anlatıyoruz. Kampta da aynen öyle oluyor. Gelin pişman olmazsınız demiş Ayşenur. Evet. Haydi bakalım başlıyoruz. Yorumları kapatıyorum. Biraz sonra yine kampla ilgili sorularınız olursa cevaplandırırız. 21 Aralık tarihinde Kırşehir'e göre gündüz süresi daha kısa ve güneş daha geç doğar diyor. Evet, şöyle göstereyim. ÖSYM de seviyor böyle bir taşla iki kuş vurmayı. Aynı soru içinde farklı sorular soruyor. Bu da onlardan birisi. Buyurun gençler. Cevaplar alayım. Yorumlar şu an açık. Şimdi 21 Aralık tarihinde gündüz süresi daha kısadır diyorsa kuzeye gideceğim. Nereye gideceğim? Kuzeye. Güneş daha geç doğar diyorsa nereye gideceğim? Batıya gideceğim. Eyvah. İnşallah kalemin ucu bitmiyordur. Evet. Batıya. Yani nereye gideceğim? Kuzeye, batıya gideceğim. Tamam. Kuzey batı diyorsa Tekirdağ. Bu tarih sorularında biraz sıkıntı yaşıyorsunuz diye düşünüyorum gençler. Tarih sorularında 21 Aralık tarihinde kuzeyde gündüz daha kısa, değil mi? Güneyde daha uzun. Tam tersi 21 Haziran'da kuzeyde gündüz daha uzun, güneyde daha kısa. Güneş doğuda daha erken doğup daha erken batıyordu. Batıda daha geç doğup daha geç batacak. Evet, güzel. Birinci soru böylece bitti. Geldik coğrafyanın ikinci sorusuna. 29. sorudayız. Karadeniz bölgesinde dağların kıyıya paralel uzanması kıyı kesiminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde etkili değildir diyor. Biraz enerjik, biraz güçlü, biraz da bomba gibi olalım. Haydi bakalım, açıyorum yorumları. Bakalım yorumlara ne diyeceğiz. Açtım, yorumlar sizi bekliyor. Buyurun. Haydi bakalım.
Daha güçlü. Kıyı uzunluğu etkili mi? Etkili. En uzun kıyı neresi? Ege. Değil mi? Dağlar kıyıya dik uzandığı için. Yıllık yağış miktarı kıyıya paralel uzanan yerlerde daha fazlayken dik uzanan yerlerde daha az. Hinterland'ının dar olması, paralel uzanması ile ilgili. İç kısımlar ulaşımın zor olması paralelle ilgili. Peki Ceyhan ne ile ilgili hocam? Ceyhan, gençler deniz turizmi süresinin en kısa olduğu bölge Karadeniz. Çünkü Karadeniz daha kuzeyde. Kuzeyde olması enleme doğurur. Değil mi? Enleme etkisinin sonucudur daha doğrusu. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan'dır. Dağların kıyı uzanışıyla alakası yoktur ki Akdeniz bölgesinde de dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Değil mi? Dolayısıyla Akdeniz bölgesinde deniz turizmi süresi daha fazla, enleme etkisi de daha güneyde. Harika. Evet, yine yorumları kapattık gençler. Bir grup bilim insanı araştırma yaptığı pilot üzerinde geven, üzerlik, koyun yumağı, otu ve gelincik gibi bitki türlerine rastlamış. Buna göre bu bilim insanları Türkiye haritasında numaralandırmış pilot olan hangisinde araştırma yapmış olabilir diyor gençler. Evet. Geven, üzerlik, koyun yumağı, gelincik yorumlarımız açık. Buyurun. Cevapları alalım. Daha güçlü. Şimdi bunlar bozkır türü, doğru mu? Bunlar ne türü? Bozkır. ÖSYM lisansla makiyi sordu gençler. Neden ön lisansta da bozkır türlerini sormasın? Hocam burası sert karasa iklim, çayır var. Burası Karadeniz iklimi, orman var. Akdeniz iklimi, Kızılçam ormanı ve maki var. Hocam iki tane step, değil mi? Güneydoğu Anadolu. Ama 5 numaralı merkezde biliyoruz ki biz Güneydoğu Anadolu'nun batısında Akdeniz iklimi görülüyor. Akdeniz iklimi. Hatta burada Akdeniz ikliminin görüldüğüne kanıt ne? Antep'te zeytin yetişmesi. Doğru mu? Onun için nereye gittik? İç Anadolu bölgesine. Platoları da şöyle sıralayabiliriz. Obruk, Cihanbeyli, Haymana, Bozok, Uzunyayla. Obur, Cihan, Hacı, Bayramı uğurladı diyoruz. Bakın Obur, Cihan, böyle bir kodlama yapalım. Hacı, Bayramı uğurladı. Uğurladı diyoruz, İç Anadolu'dan gönderiyoruz. Böyle bir kodlama yaptık gençler. Sizler de bir yerlere not alın. Uğurladı diyoruz, İç Anadolu'dan gönderiyoruz değil mi? Doğuya doğru. İç Anadolu'nun en sonundaki. Obur, Cihan, Hacı, Bayramı uğurladı. Bu platolar için en yüksek pilot hangisi? Uzun Yayla. Sol taraftaki karıştırıyorsunuz, Yazılı Kaya o. Bu Uzun Yayla gençler. Ege'nin iç kesimlerinde olan Yazılı Kaya. Evet geldik 31. soruya. ÖSYM yine sıklıkla soruyor kıyı tipi sorusunu. Onun için özellikle seçtim. Hangisinde yanlış verilmiştir diyor gençler. Şöyle odaklayayım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet lisans sınavına giren arkadaşlar da bakın aramıza katılıyor onlar da. Özleyenler gelmişler. İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla Güneybatı Anadolu kıyı tipi Riya doğru. Eski akarsu vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşur. Tekrar ediyorum eski akarsu vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşur. Eprojenezi örnektir gençler unutmayın tamam. 2 numara Boyuna, Karadeniz ve Akdeniz'de Boyuna görülüyordu biliyorsunuz. 3 numara Antalya, Finike, Kaş kıyıları, Dalmatya, Ege bölgesinde de enine kıyılar vardı. Enine kıyılar. Peki 4 numaralı yerde. Gençler biraz şurayı düşünürsek Kalankre'yi görürüz değil mi? Ama genel düşünürsek Boyuna'yı görürüz, Limanlı'yı görmeyiz. Peki hocam Limanlı nerede? Limanlı nerede?
Gençler, liman tipi kıyı, büyük çekmece, küçük çekmece, Terkos Durusu, büyük çekmece, yazıyorum, küçük çekmece ve hatta şöyle denden koyalım ve Terkos Durusu, tamam? Terkos Durusu, evet. Yasemin de burada, teşekkürler. Şimdi hocam bunlar nerede? Gençler, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Terkos şurası. Gördünüz değil mi? Fiyortlu ülkemizde yok. Tamam? Fiyort ve Skyer buzul etkisiyle oluştuğu için ülkemizde görülmez. Peki hocam, liman tipi kıyı nasıl oluşur? İzle ne olur. Hadi bakalım. Burası deniz gençler. Deniz. Şurası bir koy ya da körfez. Bu koy ya da körfezin önü zamanla dalganın taşıdığı malzemeyle kapanıyor. Ve burada oluşan aynı zamanda kıyı set gölleridir, lagündür ve liman tipi kıyıdır. Evet, birçok şeye bir arada değinmiş olduk böylece. Yine yorumları kapatıyorum. Bir diğer sorudayız. Evet, aktıkları yatakların eğim ve derinlik özellikleri düşünüldüğünde yukarıdaki haritalı numaralandırılmış akarsulardan hangisi daha fazla taşkın yapar diyor soru 32. Buyurun. Şimdi soruda cevaplarınızı oluştururken ben burada bir hazırlık yapayım. Şimdi gençler, şu bir, şu da iki. Bu ikisi bir akarsu yatağı. Birin mi taşkın yapma riski daha fazladır, ikinin mi? Tabii ki birin taşkın yapma riski daha fazladır. Bunun derinliği atıyorum 3 metredir. Bunun derinliği atıyorum 10 metredir. Hangisinin içinden su daha kolay çıkar? Tabii ki birden. O zaman taşkın yapma riski diyorsa neye bakacağız? Yatak eğimine bakacağız. Zaten yukarıda da öyle başlama yapmış. Yatak eğimi az olduğu için Marmara'da ve Ege'de akarsuların taşkın yapma riski fazladır. Bakın 3 şeyi çok karıştırıyorsunuz. 1. Sel erozyonu. Bak, sel erozyonu. 2. Sel ve taşkın yapma riski, sel, taşkın riski. 3. Sel rejimli akarsu. Sel rejimli. Şimdi sel rejimli akarsu diyorsa İç Anadolu'ya gidiyoruz. Belli dönemlerde coşuyor, belli dönemlerde kuruyor ya da kuruyacak gibi oluyor. Hocam ne zaman coşuyor akarsu? İlkbaharda. Kar erimeleri artı yağışa bağlı olarak yazında kuruyor ya da kuruyacak gibi oluyor. Neden? Türkiye'nin az yağış alan yerlerinden. Sel erozyonu derse hem bitki örüsü cılız hem de eğim fazla olacak. Doğu Anadolu'ya gidiyoruz. Yorumları kapattım bu arada, bana odaklanın diye. Taşkın yapma riski fazladır derse de Marmara Ege'ye gidiyoruz. Tamam mı gençler? Marmara Ege. Tekrar ediyorum. Sel rejimli akarsu İç Anadolu. Sel erozyonu Doğu Anadolu. Sel erozyonunda neye bakıyoruz? Neye bakıyoruz sel erozyonunda? Hem bitki örüsünün cılız olmasına hem de eğime bakıyoruz. Çünkü hem rüzgar hem de sel erozyonu için ortak neden bitki örüsünün cılız olmasıdır ya da tarihi bir durum, unutmayın. Sel ve taşkın yapma riski diyorsa da Marmara ve Ege'ye bakıyoruz gençler. Tamam. Evet. Marmara bölgesi deltalarda da var ama Marmara bölgesi yatak eğimi az olduğu için daha fazla gençler. Tamam. Evet, şimdi burada bakının sıcaklık etkisini örneklendirmiş. Toros Dağları'nın güney yamacında bakı etkisiyle güneşlenme süresi daha uzun demiş. Sıcak daha yüksek demiş kuzey yamaca göre. Bakın şuradaki ifadeye dikkat edelim. Bakı durumu yüzey şekli ilişkisi sıcaklık üzerindeki etkisine değinilmiştir diyor yukarıda. Yer şekillerine bağlı olarak bakı durumunun sıcaklık üzerindeki etkisi en az seviyededir diyor. Gençler, yorumlar açık. Bir de lütfen sorularınızı bir yere not alın. Deneme bitirdiğinde bana sorun arkadaşlar, tamam mı? Anlamadan hiçbir şeye geçmenizi istemiyorum çünkü.
Evet, farklı cevaplar geliyor bu soruda. Neden bilmiyorum. Şimdi bakın, yer şekillerine bağlı dediği için, değil mi? Şimdi buralarda dağların etkisini görüyoruz. Doğru mu? Dağların etkisini görüyoruz. Ama Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda yer şekilleri sade olan bir yer. Bakın, yer şekilleri sade olan bir yer. Yer şekilleri sade olduğu için, yer şekilleri sade olduğu için bakının yer şekilleri ilişkisinde etkisi azdır gençler. 3 numaralı merkez. Şimdi Karadeniz bölgesinde az mı? Evet. Bir, burada şunu karıştırmayacağız. Karadeniz değil, Karadeniz kıyısındaki dağların. Bunu unutmayın. Bak bir, ben yine hemen şunu bir kapatayım yorumları. Bana odaklanmanızı istiyorum. Karadeniz bölgesinin değil gençler. Karadeniz kıyılarındaki dağların. Niye? Şimdi Gümüşhane Bayburt da Karadeniz'de. Siz diyebilir misiniz Gümüşhane ve Bayburt'un kuzeyi daha sıcak? Diyemezsiniz. Niye? Çünkü Gümüşhane ve Bayburt'un kuzeyi deniz görmez. Anladınız değil mi? Bu bakı etkisine ters bir durum. Ama burada soruya ne diyor bakın? Yer şekillerinin bakı üzerindeki etkisinden bahsediyor. Dolayısıyla yer şekilleri sade olan bir yer, yer şekillerinin bakıyı etkilemediği bir yer olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan olacak. Tekrar ediyorum. Gümüşhane, Bayburt, Amasya, Tokat, Çorum iç kesimlerde Karadeniz bölgesinde, ama işte dolayısıyla sen Gümüşhane ve Bayburt'un kuzeyi denizlikten dolayı daha sıcak diyemezsin. Çünkü kuzeyi deniz görmez. Bu tür ifadelere lütfen dikkat edelim. İşte buralarda düşüyoruz gençler, değil mi? Evet, geldik 34. soruya. Rize ve Samsun kentlerinde aynı iklim özellikleri görülmesine rağmen Rize'de yıl içindeki yağış miktarının Samsun'dan daha fazla olmasının nedenini sormuş. Aynı iklim bölgesinde ama Rize daha çok yağış alır. Neden demiş. Yorumlarımız açık, buyurun. 34. soru için. Çok sıcak. Evet gençler. Rize'deki dağlar kıyının hemen gerisinde uzanır. 1, 2, Rize'deki dağlar, yani Doğu Karadeniz'deki dağların ortalama yükseltisi azdır. Hemen şuradan haritadan bakalım. Orta Karadeniz'de Canik Dağları var. Dağlar kıyının gerisinde artı Canik Dağları'nın ortalama yükseltisi daha az. Daha az, değil mi? Yükseltiyle yağışın doğru orantılı olduğunu düşünürsek, şurada Doğu Karadeniz'de mesela Kaçkar Dağları hem kıyıya yakın hem de ortalama yükseltisi daha fazla. Yağışla yükseltinin de doğru orantılı olduğunu düşünürsek, kıyının hemen gerisinde, yani kıyıya yakın ve yükseltisinin fazla olmasını düşünebiliriz. Hatta kıyıya paralel uzanmasına rağmen Samsun'da Canik Dağları hem kıyının gerisinde hem de ortalama yükseltisi az olduğu için kıta sahanlığı genişti, biliyorsunuz. Delta ovaları vardı, değil mi? Bafra ve Çarşamba. Artı falez oluşumu az görülüyordu, tıpkı Adana bölümünde olduğu gibi. Adana bölümünde de dağlar kıyının biraz daha gerisinde ya da uzağında oluşuyordu. Burada falezle deltaya da küçük bir şekilde değinmiş olduk. 35. sorudayız. Bir ilin kendi içinde sıcaklık ve bitki örtüsü bakımından farklılıklar görülebilir. Diğerlerine göre daha belirgindir diyor bu farklılık. Evet, yorumlar açık gençler. Haydi bakalım, 35. soru. "35'teyiz gençler. Dikkat" hashtag ile soruyu tekrar okuyorum. Bu farklılık diğerlerine göre daha belirgindir diyor hangi ilimizde? Şimdi burada bakmamız gereken şey şu. Evet, dağların kıyıya paralel ya da dik uzanması. Teşekkürler. Hemen bakalım. Mesela Ege bölgesindeyiz. Dağlar kıyıya dik uzanıyor. Doğru mu? Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel uzanıyor.
Kıyıya paralel uzanan yerlerde kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığı belirgindir. Adana'da da dağlar kıyıya paralel uzandığı için Adana'da kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığı daha belirgindir. Bunu Antalya'da da yaşarız. Nasıl yaşarız hocam? Gençler, Antalya'da, Antalya merkez deniz kıyısındadır. Elmalı, Korkuteli gibi ilçeleri vardır. Birbirinden çok farklı iklimler görülür. Antalya merkezde kar göremezken Elmalı'da, Korkuteli'nde kar yağışını görebiliriz. Çünkü dağlar kıyıya paralel uzandığı için denize iklim iç kesimlere sokulamama durumu söz konusudur. Hocam, Ankara'da dağlar herhangi bir şekilde uzanmıyor. İşte uzanmadığı için Ankara'da zaten yer şekilleri engebeli olmadığı için step iklimi görülüyor. İstanbul yine yer şekilleri çok engebeli olmadığı için iklim farklılığının az olduğu bir yer. Aydın'da da gençler zaten dağların kıyıya paralel uzanmadığı bir yer. Kilis'te Güneydoğu Anadolu bölgesinin zaten yer şekillerinin sahibi olduğu bir şehrimiz. Evet, olaya nasıl bakacağınızı umarım anladınız. Aynı farklılığı Trabzon'da da görürsünüz, Rize'de de görürsünüz. Dağlar kıyıya paralel uzandığı için kıyıdaki iklim iç kesimlere sokulamaz ve kıyı ile iç kesim arasında iklim farklılığı belirgindir. Bütün yayınların sıklıkla sorduğu vertisol toprakların daha fazla yer tuttuğu sorusu bizimle arkadaşlar, 36. soruda. Buyurun. Anadolu'da taş doğuran sizin için de iyi bir tekrar oluyordur diye düşünüyorum. Anadolu'da taş doğuran, Trakya'da kara kepir olarak bilinen vertisoller aynı zamanda Ergen Havzası'nda ayçiçeği tarım içinde elverişli olan topraklardır. Ayçiçeği için. Anadolu taş doğuran, Trakya kara kepir lisans sınav sorusudur aynı zamanda. Hocam, peki sadece vertisoller Ergen'de mi görülür? Şöyle söyleyeyim, soru sorulmuşsa ve Ergen ışıkı varmışsa %99.9 vertisol. Bunun yanında Konya ve Muş'u da unutmuyoruz. Tamam mı gençler? Konya ve Muş'ta da vertisol toprağını görebiliriz. Geldik 37. soruya çoktan. Evet, sorumuz şöyle soruluyor. Marmara bölgesi ülkemizde aritmatik nüfusyonun en fazla olduğu bölge, verilenlerden hangileri bu durumun yaşanmasındaki temel etmendir diyor. Buyurun. Böyle küçük küçük elinizde kalem kağıt olsun yayınlarda. Onları not alın, tamam mı gençler? Sadece sorunun cevabını vermiyoruz. Burada aslında ben deneme çözmüyorum. Konu tekrar yapıyorum. Şimdi sizler tarafından yine karıştırılan bir konu. Yoğunluk konusu. Toplam nüfus bölü yüz ölçümü yapıyoruz. Tamam. Aritmatik nüfus yoğunluğu eşittir toplam nüfus bölü yüz ölçümü. Buradaki mantığımız şu olsun. Ben yine şu yorumları bir kapatayım. Bana odaklanmanızı isteyeceğim. Şimdi gençler, bir yerde 100 kişi yaşıyor. Alan 50 metre olsun. 2 çıkar. Doğru mu? Başka bir yerde 200 kişi yaşıyor. Alan 20 metre olsun. 10 çıkar. Şimdi yaşayan kişi fazla, yüz ölçümü de küçükse yoğunluk fazla çıkıyor. Marmara bölgesinde de yaşayan kişi fazla, yüz ölçümü de küçük olduğu için aritmatik nüfus yoğunluğu fazla. O zaman ben neye bakacağım? Bir, nüfusa bakacağım. İki, yüz ölçümüne bakacağım. Bir ve iki, doğru cevap Adana olacak. Toplam nüfus bölü yüz ölçümü. Bir şey söyleyeyim. Bunu bütün yoğunluklarda kullanabilirsiniz. Tarımsal nüfus yoğunluğunda da aynı şekilde. Tarımda çalışan kişi fazla, tarım alanı azsa tarımsal nüfus yoğunluğu fazla çıkar. Mantığımız bu olsun. Karıştıranlar olabilir. Evet, yukarıda paragrafta çiftliği anlatmış gençler. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı, evlerden de oluşan, değil mi? Köy altı yerleşmesi çiftliklerin kurulması için daha az elverişlidir diyor. Yorumlarımız açık 38. soru için. Haydi bakalım. Gel bakayım yorumlara. Gençler, aslında bakın, toprak mülkiyeti içinde inşa edilen diyor. Genişçe bir toprak mülkü. Birden fazla ev. Şimdi bu çiftlik
tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı bir köy altı yerleşmesi ise eğer. Nasıl yerleri sever? Düz alanları sever. Yer şekillerinin sade olduğu yerleri sever. Marmara'da Trakya. Ege bölgesinde büyük ve küçük Menderes'lerin olduğu yerler. Akdeniz'de Çukurova, İç Anadolu bölgesinde yaygın bir yerleşmedir. Artvin yer şekilleri engebeli olduğu için çiftlik yerleşmelerine uygun değildir. Peki ne vardır hocam Artvin'de? Doğu Karadeniz'de genelde yaylacılık var gençler. Yaylacılık. Evet, geldik 39. soruya. Yukarıda her özellik aşağıda belirtilen kentler ile eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diyor. Yorumlar açık 39. soru için, buyurun. Enerji kaynağına sahip olduğu için demir sanayisinin geliştiği kent Karabük. Karabük. Turizm potansiyeli yüksek olduğu için mevsimlik iş göç alan Antalya. Tarım ve sanayinin gelişmesinde önemli faktör Adana. Transit liman olmasında gerideki alanlarda ulaşım kolaylığı etkili olmuştur. İran'la transit ticarette önemli bir geçiş yoludur Trabzon limanı. Peki ne dışarıda kaldı gençler? İskenderun dışarıda kaldı. İran'la trans ticarette önemli bir geçiş yoludur. 40. soru. Türkiye'de Akdeniz, Karadeniz ve Karasal olmak üzere 3 farklı iklim tipi görülür. Hangisi bu iklim tiplerinin üçünde de yetişmektedir diyor. Yorumlarımız açık, buyurun. Kırkıncı soru, buyurun. Turunçgil Akdeniz iklimi, fındık Karadeniz iklimi değil mi? Pseudomaki'dir aynı zamanda. Çay, Türkiye'de yetişmesi mikroklimadır. Muson iklimine uyum sağlamıştır ama tamamı Doğu Karadeniz, Rize, Artvin, Trabzon çevresine yetişir. Şimdi iki tane kaldı. Tütün ve pamuk. Pamuk mu, tütün mü? Tabii ki de tütün. Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de yetişir ama pamuk yok. Hocam, tütün de İç Anadolu bölgesine yetişmiyor. Yetişmediği tek bölge İç Anadolu. Ama Güneydoğu Anadolu bölgesinde de Adıyaman çevresinde biliyorsunuz karasal iklim var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişir gençler. Tütünün yetişmediği tek bölge İç Anadolu bölgesi. Pamuk da İç Anadolu'da yok, dikkat edin, tamam mı? Tütün ve pamuğun İç Anadolu'da yetişmemesi önemlidir, dikkat edin. Türkiye'de hayvancılık faaliyetleri üzerinde mutlak konumun etkisine örnek olarak verilebilir diyor. Buyurun. Bu soruda biraz bekleyeceğim sizi. Yorumlarımız açık. 41. soru için cevaplarınızı alayım. Evet, bu soruda böyle olacağınızı düşünmüştüm. Dikkat, hashtag dikkat. Dikkat edin ne olur. Muhammed Hoca böyle bir şey söylüyorsa bilin ki yanlış cevap veriyoruzdur. Evet, sert karasal iklim, yaz yağışları matematik konum değil. Büyük kentler çevresinde nüfus matematik konum değil.
Arıcılık, iklim bitkörsü, yağışa bağlı olarak matematik, konum değil. Toros Dağları'nda yerçekim etkisi nedeniyle kıl keçisi, engebe, matematik, konum değil. Türkiye'nin büyük bir bölümünde yaz kuraklığı nedeniyle küçükbaş hayvancının yaygın olması, yaz kuraklığı dört mevsimin yaşandığına, orta kuşakta yer aldığımıza gösterir. Dolayısıyla bu matematik konumdur gençler. Evet, görüntü yok mu? Ses var mı? Görüntü var mı? Gençler sakin olun bir dakika. Yorumları lütfen kalp atmayın. Kendi internetimi açtım, Wi-Fi'den değil. Şu an var mı gençler? Gençler şu an donuyor. Atmayın dedikçe atıyor. Bir grup var gençler. Atın. Atabilirsiniz deyince belki bırakırlar. Evet, kendi internetimi gençler açtım. Şu an donuyor olmaması gerekiyor. Evet, emoji atın gençler, tamam. Son 4 soru, hadi bitirelim. Önemli rezerv alanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Siz yorum yapmayın gençler. Ben söyleyeceğimi söyledim zaten. Yorumlar kapalı, buyurun. Arkadaşlar lütfen kalp ve ateş atmayın demek, atmayın demektir. Evet, siz soruya bakın, 42. soruya. Yorumlar açık şu an. Elazığ keban, Kayseri yahyalı, kurşun çinko, Mardin mazdağı fosfat, Mardin çamurlu doğalgaz. Mardin çamurlu doğalgaz. Unutma bak, şimdi ekstra bir şey söylüyorum yine. Ve Mardin mazdağı fosfat gençler, tamam mı? Mardin Nusaybin'de de bu arada petrol var, onu da unutmayalım. Elazığ Guleman, Alacakaya olarak verecektir ÖSYM'e söyleyeyim. Alacakaya krom. Seydişehir ve Akseki boksit. Murgul'da bakır var gençler. Murgul'da ne varmış? Bakır varmış. Peki hocam demir neredeymiş? Demir. Gençler, Sivas, Divri, Malatya, Hekimhanasan Çelebi. Bunları bilmemiz yeterli. Hocam başka yok mu? Sakarya, Çamdağ, Balıkesir, Eymir, İzmir, Turbalı, Hatay, Payas, Kayseri'de de var. Ama Divri'yi ve Hekimhan'ı verip öyle soracaktır. Murgul'da bakır var. Demir neredeymiş? Sivas, Divri ve Malatya, Hekimhan, Hasan Çelebi'yi düşünebiliriz. Peki hocam bakır başka nerelerde var? Kastamonu, Küre, Rize, Çayeli, Artvin, Murgul, Elazığ, Maden, Diyarbakır, Ergani. Evet, gösterilen sanayi kolu aşağıdakilerden hangisidir? Yorumları açmayacağım. Son soruya kadar. Sakarya, Ankara ve Sivas'ı göstermiş. Gençler, Sakarya, Ankara ve Sivas'ta ortak olan demiryolu araçlarıdır. Demiryolu araçları, lokomotif, vagon gibi. Gemi derse İstanbul, İzmit, İzmir'e gideriz. Un ve unlu mamuller sanayi derse Doğu Karadeniz kıyılar hariç aslında başta İç Anadolu olmak üzere hemen hemen her yerde yaygın. Silahta Ankara, Kırıkkale önemli merkezler. Tarım aletlerinde de yine büyük şehirleri, Adana'yı, Konya'yı, İstanbul'u, İzmir'i, Sakarya'yı görebiliyoruz. 44. Turistik alanları görmek için aşağıdaki şehirlerden hangisine gitmek zorunda değildir diyor. Sümele Manastırı Trabzon'da. Halfeti evleri Şanlıurfa'da, Komagene Krallığı Adıyaman'da, Komagene Krallığı Nemrut Dağı gençler, Adıyaman'daki bu Nemrut Dağı'nda heykellerin olduğu dağ biliyorsunuz. Bu Nemrut'u Bitlis'teki volkanik Nemrut'la karıştırmayın. Komagene Krallığı bu heykellerin olduğu dağ. Komagene deyince aklımıza ne geliyor? Çiğ köfte. Çiğ köfte deyince ne geliyor? Adıyaman. O zaman Komagene Krallığı'nı gördüğümüzde yapıştırıyoruz, Adıyaman'a geçiyoruz, tamam. Bir öğrencim aramıştı, söylemiştim.
Öğretmenlik mülakatına giriyor. Mülakatta sormuşlar Komagene Krallığı nerede yaşadı diye. Hocam Komagene çiğ köfte, çiğ köfte Adıyaman demiştiniz oradan aklımda kaldı deyip aramıştı beni. Çok mutlu olmuştum. Hasankeyf'te, Batman'da. Peki ne yok gençler burada? Mardin yok. 44. soru doğru cevap. Denizli. Ve son sorudayız. Hangisinde demiryolu bağlantısı bulunmaktadır diyor. Son soruya kadar açmayacağım demiştim. Son sorudayız. Gençler burada özellikle Bursa'ya dikkat etmenizi isteyeceğim. Bursa'da demiryolu yok. Tamam. Bursa'da demiryolu yok. Antalya'da yok. Antalya bölümünde var. Isparta Burdur'da demiryolu var. Unutmayın. Isparta Burdur'da demiryolu var. Antalya bölümünde var. Antalya elinde yok. Trabzon'a gerçi bir dizide göndermişlerdi tren yoluyla ama Trabzon'da demiryolu yok. Unutma. Muğla'da yok. Nerede var? Zonguldak'ta var. Hangi ilde demiryolu vardır yoktur tarzı sorular da bizi rahatsız edebiliyor. Tamam. Buna da dikkat edelim. Evet, geçmiş olsun gençler. 18'de 18'leri bir göreyim. Gençler Eylül'den beri çalışıyorsunuz. Herhalde kolay gelecek sorular. Değil mi? Bir daha gideneme. Biraz daha zorlar sizi, merak etmeyin. Trabzon'da demiryolu var. Yoktur değil de vardır soruyordu. O zaman Zonguldak'ta bulunuyor. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güzel. Bir sonraki yayında görüşürüz yine. Gençler Eylül'den beri çalışıyorsunuz. Yani soruların size kolay gelmesi çok normal artık yani. Çalışan bir grubun bana hocam sorular kolay geliyor demesi tuhaf olur. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çalışmaya devam. Tamam. Buralardayız biz, sizinleyiz. Sınava kadar sizinleyiz. Hadi Allah'a emanet.